Merhaba hanımlar. sevginin emeği, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bu güzel amor rengimle güzel bir örnek yapacağım. Hem yapımı şık, oldukça da kolay bir model. E, istediğiniz yerlerde kullanabileceğiniz şık bir model. E, bu şekilde bakın ipimin dokusunu göstereyim. 3,5 e, pardon 4 numara şişimle modelimize başlayalım. Modelimiz 4 artı ilmek, 4 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. Artı bir de son ilmeğimiz olacak. Kenar ilmeklerinden hariç yapacağız bunu. Şöyle 4 ve katından oluşan ilmeklerimizin sayılarını atmaya başlayalım. Evet ilmeklerimi attım bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi modelimizi e, yapmaya başlayalım. Modelimizi kurmadan önce bir sıra şöyle arka yüzünde düz örelim ilmeklerimizi. Böyle ilk sırasını hemen kurmadan önce yapalım ki ne modelimizin e, ilk hemen alt sırası düzgün dursun, kıvrılmasın diye. lastik e, olarak da altına bir ters bir düz lastik yapabilirsiniz. Ondan sonra da modelimizi yapmaya başlayabilirsiniz. Böyle salkım bir model gibi mor salkımlar diye koydum ben modelimin adında. Dört e, ilmek ve katlarından oluşan bir örnek bir de artı bir sona ilmek atıyoruz kenar ilmeklerimizden hariç bunu yapıyoruz şimdi bir sıra düz yaptıktan sonra ön yüzüne geçiş yaptık modelimizde şöyle bir tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz bir tane ilmek ters örüyoruz Şimdi 1 2 3 ilmeğim var bakın. Bu 3 ilmeğimin 1 değil, 2 değil. Böyle 2 ile 3'ün arasındaki şu boşluktan ilmek çıkarıyoruz. Bakın şu şekilde. Bir tane başına dolayarak şöyle artırma yapıyoruz. Tekrar bu 3 ilmeğimin 3'ünün içine birlikte girerek düz bir şekilde bir tane ilmek çekiyoruz. Bakın 3 ilmeğimi bu şekilde altta bırakarak 3 tane yeniden ilmek oluşturuyoruz bu şekilde. Tekrar bıraktık. Bir tane ters örüyoruz. 3 ilmeğin 2. E, ikinci ve üçüncünün şu aradaki boşluktan bir tane ilmek şöyle uzatarak çekiyoruz. Bir tane artırma yapıyoruz ilmeklerimizin üçünü birlikte alarak düz bir şekilde içinden ilmek çekiyoruz ve bırakıyoruz bir tane ters örüyoruz ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından bu şekilde ilmek çıkartıyoruz bir tane artırıyoruz 3 üç ilmeğin üçünü de birlikte bu şekilde aradan düz ilmek çekerek bırakıyoruz bir tane ters örüyoruz aradan ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından boşluktan ilmek çekiyoruz arttırıyoruz ilmeklerin üçünü birlikte bu şekilde içinden ilmek çekiyoruz Tekrar bir tane ters ördük. Bir tane içinden ilmek çektik. Artırdık. 3 Üç ilmeğin üçünün içinden de girerek düz bir şekilde ilmek çektik. Bıraktık. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Tekrar dönüş yapıyoruz. Arka yüzündeyiz modelimizin. Arka yüzümüzde şöyle kenar ilmeğimizi yine alıyoruz. Bu ön yüzde ters ördüğümüz ilmeklerimizi arka yüzde düz örüyoruz bir tane ilmeğimizi. Bu üç tane işlem yaptığımız ilmeğimizi de ters örüyoruz. 1 2 3 ilmeğimi daire ayrı, ayrı ters örüyorum. Aradaki bir tane düz örüyorum şimdi burada 3 tane ters bir tane düz yapıyoruz bir tane düz şu şekilde birazcık sıkı yaptığım için tabi bir tane düz örüyoruz üç tane ayrı ayrı ters ilmeklerimi örüyorum bir tane düz ör 3 ilmeğimi de ters ör tekrar iki tane kenardaki ilmeklerimi de düz örerek sıramı tamamladım dönüş yapıyoruz bakın daha ilk böyle sıradan belli olmayabilir ama birazcık daha yapıp büyüttüğümüz zaman modelimiz ortaya çıkacak kenar ilmeğimizi alıyoruz bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz yine üç tane ilmeğimin İkinci ve üçüncünün arasındaki boşluktan ilmek çekiyoruz. Bir tane artırıyoruz. Üç ilmeğin üçünü birlikte toplayarak içinden düz ilmek çekiyorum. Bir tane ters. İkinci ve üçüncü ilmeğin arasındaki boşluktan ilmek çıkar. Artır. Üç ilmeğin üçünü toplayarak düz ilmek çek. Bir tane ilmek ters ör boşluktan ilmek çıkar. Şöyle ilmeğimi kaçırdım. Bir tane artır. Üçünü birlikte toplayarak bu şekilde düz ördük. Artır. Pardon ters ördük. Bir tane ilmek çektik. Artırmamızı yaptık. 3 Üç ilmeğin üçünü birlikte düz örerek çektik. Evet modelimiz bu şekilde. Şu an bir şeye benzemeyebilir ama biraz daha büyüttüğümüz zaman modelimiz daha şık ve daha güzel bir şekilde ortaya çıkacaktır. Şimdi birlikte biraz daha büyümüş halini yapalım görelim. Evet Bakın modelimiz ortaya çıkardım bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor şöyle baktığınız zaman. Yapımı da oldukça basit bir model. Burası ön yüzü. Bakın burası da modelimin arka yüzü. Çok güzel ve çok şık duran bir örnek bu şekilde. Bakın şöyle baktığımız zaman güzel duruyor yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız.